Bu genel ziyaret şehrinde arkadaşlar. Zona 85 mapindeyiz umarım güzel bir oyun arkadaşlar. İlk denemem bu da ve başta çok ama çok efsane bir şey gördünüz. Bugün onunla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Direkt ortaya doğru koşacağım. Bu arada sizler de regalesi videoyu beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş desteklemiş olursunuz. Mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like tuşuna aba'nın bakalım ne olacak yani sabah kalktım kalkar kalkmaz şöyle bir solgenizi çekeyim iyi gider dedim arkadaşlar. İnşallah da o şekilde olur ve skinime bakın evet eski skinlerden bir tanesini yaptım. Gerçi eskisi değil arkadaşlar. Bu hani e, ikinci yeni skinim. Diğeri daha eskiydi ama hani birazcık da bunu kullanayım dedim arada da böyle değişiklikler yapacağız arkadaşlar ve başta bu skinle olan efsane ama efsane intro'yu gördünüz arkadaşlar. Bayağı güzel bir intro'ydu yani. E, yabancı bir arkadaş yapmıştı sağ olsun. Bayadır ben de hani intro falan kullanmıyordum. Bir videoda şöyle bir kullanayım dedim nasıl sizce nasıl olmuş Sizler de yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim Bu arada arkadaşlar öte yandan kanala abone olmayı da unutmayın Eğer abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için arkadaşlar hani bugün introdan falan konuşacağız öyle bol bol sohbetler edeceğiz arkadaşlar ve sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı regali hani adamsınız cidden beni çok e, mutlu ettiğiniz arkadaşlar dün e, attığım video veya pardon dünden önce attığım video arkadaşlar trendlere girdi. Ryan hayatı diye güzel bir video Trendlere girdi arkadaşlar cidden desteklerinizden dolayı Çok ama çok teşekkür ediyorum Adamsınız yani bu cidden büyük güzel bir şey bayağı mutlu ediyor insanı böyle hani Trendlerde falan videosunu görünce bunu hep birlikte Başardık arkadaşlar tekrardan sizlere Çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Ve 700 bin aboneye yaklaşıyoruz açıkçası 700 bin aboneye de arkadaşlar aklımda Ne var biliyor musunuz hani bunu her zaman Yapmak istiyordum böyle soru algılaması e, pp başladığından beri hani ee, Her zaman yapmak istediğim bir şey ama bir şeyler oldu Ve yapamadım e işte 100 bin abone özel yapacaktım 200 bin de yapacaktım 50 bin de yapacaktım ama hep bir şeyler oldu arkadaşlar aksadım ve artık bunu gerçekleştirmek istiyorum 700.000 e, 700 bin abone özel arkadaşlar bir e, pvp montajı yapmak istiyorum daha doğrusu tam olarak pvp montajı değil e, benim soru al games videolarımdan böyle birazcık hem de nostalji gibi olacak arkadaşlar hani nasıl yaparım falan bilmiyorum neden çünkü artık hani eskiden yapsam daha kolay olurdu mesela 100-200 tane soru al games videosu vardı şimdi arkadaşlar kaç tane var şimdi oldu 500 tane soru al games videosu bunların arasından en iyilerini almak lazım yani çok ama ama çok zor, ee, yani uğraş verici bir şey ol olur. Ee, bilmiyorum hani yapsam yapmasam mı? ama cidden arkadaşlar yapmak istiyorum sizlerde bu konu hakkında düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim bana zamanında çok demişlerdi işte pp montaj yap pp montaj yap demişlerdi arkadaşlar hani aslında pp montajı bana yapmıştı ee, arkadaşım Ertekin yapmıştı fakat ne oldu arkadaşlar o şarkıdan dolayı telif yedi yani onu falan yayınlayamadım baya böyle hep şanssızlıklar oldu bir pp montajım olmadı yani hani olması pp montajının güzel mesela şu an bir videoyu açarsın böyle 5 dakikalık videoda tüm bu böyle 2-3 yıllık soru A games anıları falan böyle olsa bence iyi hoş olur diye düşünüyorum arkadaşlar ama tabi nasıl yapabilirim onun hakkında da bir fikrim yok belki birinden falan yardımda alabilirim dediğim gibi bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar bence güzel olur böyle tüm hani anılarımız geçip gidiyor mesela böyle 200 bölüm özel aynı anda 20 challenge şey yapmıştım 20 challenge miydi 10 challenge miydi ne hani onu yapmıştım mesela o video falan bayağı böyle güzel şeyler olur aslında böyle hani yapmak istiyorum ama dediğim gibi nasıl olacak emin değilim artık bunu başarmak istiyorum çünkü çok hani uzun zamandan beri dediğim gibi aklımda var bir türlü hani kısmet olmadı hep bir sıkıntı oluyor böyle Yoksa güzel montajlar arkadaşlar benim de var hani YouTube'da arayarak bulabilirsiniz. Ama şimdi montaj yaparsam da mesela bir sürü video var abi. Hangisinde en iyi oynamıştım mesela bir tane dörtlü takıma kapıştım falan videolar var. En iyilerini almak falan lazım. İşte o birazcık zor olur arkadaşlar. Baya bir zamanınızı ayırmanız lazım yani. Hatta belki tüm videoları baştan sona izlemeniz gerekebilir arkadaşlar. Yani bilmiyorum ne olacak. Onun hakkında dediğim gibi düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Öte yandan... eee... Ne konu hakkında konuşacaktım evet e, Bu arada arkadaşlar hani intro evet e, Biliyorsunuz ben eskiden baya baya bol bol Intro kullanıyordum gerçi bir dönem yine intro Kullanmadığım oldu ama genellikle ben intro Kullandım arkadaşlar hani böyle güzel e, Animasyonlu introlar böyle kullandım Peki şimdi neden kullanmıyorum Hani şey olarak düşünüyorum arkadaşlar mesela ben bir izleyiciyim Bir kanalın videosunu her açtığında izlerken Hep böyle 10 saniyelik hep aynı video Çıkıp dursa yani o intro çıksa açıkçası Bir süre sonra o introdan sıkılmaya Başlayabilirim ama hani çok fazla Intro istiyorsanız gençler şöyle iki D falan olan böyle 5-6 saniyelik bir intro yaptırabilirim yine çünkü intro da güzel hoş duruyor bu videoya mesela bir intro koydum ama hani her videoda bu intro olunca insan bir süre sonra sıkılabiliyor yani o yüzden dediğim gibi böyle güzel daha değişik bir şekilde yaptırabilirim daha kısa bir intro yaptırabilirim eğer istiyorsanız aklımda öyle bir şey var hani çünkü güzel oluyor mesela 2D introlar görüyorum yabancı kanallarda falan o da güzel oluyor açıkçası böyle hani 2-3 saniyelik hemen hızlı bir şekilde oluyor o da olabilir aslında yani bakalım ne olacak onun hakkında da yorumlarınızı dediğim gibi yazmayı unutmayın gençler çünkü yorumlarda görüyorum işte mesela e, intro falan istiyoruz gibisinden bunu da böyle bir, bir bölümlük nostalji olsun diye kullanayım dedim yoksa bende bayağı bir aslında intro var hani böyle bayağı güzel güzel introlar var arkadaşlar ama işte çok kullandık yani zamanında. Ee, o yüzden şu anlık kullanmıyorum. Buraya da biri gelmiş. Hemen şöyle bir demir kılıcımızı yapalım arkadaşlar. Bir de şöyle hemen yay ve ok yapacağım. Bu arada hani bugün e, bu büyük ihtimalle gelen ikinci video olacak arkadaşlar. İsterseniz ikinci videoyu da izleye bilirsiniz. Onu da hani izlemeyi unutmayın. Hop şu tarafa şöyle gidelim bakalım. Bir şey oynadım ya. Ee, Minecraft Story modu oynadım. Hani Minecraft Story ben almıştım. Sistemde duruyordu. Fakat hani yıllardır e, oynayamıyordum. Neden oynayamıyordum? Nedeni de ne? ha, Türkçe altyazı falan yoktu galiba. Türkçe yaması yoktu. Neyse Türkçe yamayı kurdum arkadaşlar. Oynuyorum böyle. Hani baya hoşuma gitti açıkçası. Baya güzelmiş. şey. Yani bir videosunu çekeyim gel dedim ama artık çok eskidi hani. Güzel mesela böyle şey vardı bir tane. Siz bir tane karakter oluyorsunuz arkadaşlar ve böyle sizin çok hayranı olduğunuz bir e, savaşçı bir adam var böyle PFC işte adam böyle savaşçı Gabriel falan. Baya bir hani e, sanki kendimmiş gibi hissettim. Baya güzeldi yani onun da hani sizler zaten biliyorsunuzdur yani büyük ihtimalle güzeldi baya onu da bitireceğim yani şu an ikinci üçüncü bölüm şu an 3. bölüm arkadaşlar. Baya güzel yani savaşçı Gabriel dedik adamı kendimize benzettik adam direkt gg oldu. <laughs> İnşallah geri gelir bakalım. Bu arada güzel ya yani. ilk denemeden direkt videoyu çıkartıyoruz ve geçen şeye bir tepkiler gelmiş kanalı kapatıyorum kanalı siliyorum videosuna tepkiler gelmiş arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim ben şu an mesela bu ilk denemem. Gidip sitesinden de bakabilirsiniz. Ve video neredeyse çıktı. Ben hani videolarımı 10 denemede falan çıkartmıyorum arkadaşlar. Genellikle benim videolarım hemen ilk denemede veya ikinci denemede çıkıyor. Ve o kanalı e, siliyorum eğer oyunu kaydarsam kanalı siliyorum şey size ufak bir ne bileyim hani bir ee, şaka gibi bir şeydi yani açıkçası ee, Ve ben de yaptım gg mesela ilk denememde oyunu kazandım şu an gidip siteden bakabilirsiniz Hani ufak bir şaka gibi bir şeydi arkadaşlar Tabii ki de bir oyunu o oyunu e, şey yapsaydım e, Kaybetseydim tabii ki de kanalı kapatmayacaktım Çünkü bu çok saçma bir şey olurdu düşünsenize bir oyun için tüm kanalınızı kapatabiliyorsunuz yani Ama hani kaybetmedim e, ve ee, yalan da söylemem arkadaşlar ilk denemem çıktı mesela bu videoda ilk denememde çıktı direkt gidip hani e, sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim yani bazı arkadaşlar işte kim bilir kaçıncı denemede çıkart diyorlar da ben hani kaç yıllık burada pvp oynuyorum survival games oynuyorum belki de Türkiye'de en çok survival games oynaması olan benimdir. Ee, kazanması olan zaten benim yani o neredeyse kesin gibi e, bir şey arkadaşlar. Kaç yıldan beri hala oynuyorum. Belki de kazanmam kaç oldu? 3000'i falan geçmiştir diye tahmin ediyorum yani. Hani sanki böyle kim bilir kaç denemede çıkarttı falan diye yorumlar gelmiş. Sanki böyle çok kötü oynuyorum da böyle 10. denemede falan bir video çıkıyor. Mesela az önce ilk denemede bir video çıktı. Şu an bu oyunda çok try oynuyorsam büyük ihtimalle bu oyunda kazanabilirim yani. Bakalım ne olacak. Ona da böyle bir e, cevap e, vereyim dedim çünkü çok gereksiz yere hani tepki gelmiş. Dediğim gibi nedense şu YouTube'da clickbait konusunda bir anda herkes böyle çok aşırı kuralcı oldu arkadaşlar ki yabancılar falan mesela böyle şeyler bir sürü yapıyor. Mesela adam başta yazıyor. Eli kaybettim. Kaldı sileceğim falan yazıyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu hani belli bir troll, belli bir şey anlamak lazım arkadaşlar. Ama anlamayan insanlar <laughs> oluyor tabi. Bakalım ne olacak. Of ya. Sorralgenius töme bir geldi. Efsane hep arkadaşlar. Efsane hep direkt ortaya doğru. Ee, koşalım bakalım ne olacak. Hop. Abi Iron Balta çıktı abi. Iron Balta çıktı arkadaşlar. Of of benim skinde Abi karpuz ekmek. Karpuz ekmek aman. Aa, aa. öldük 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 öldük. Val, abi inanılmaz ya. işte böyle başta böyle target atmanın kötü tarafı bu. Karpuz ekmek. Vallahi adam benim skinle aynısa. Adamla ölümüne kapıştık. Onun avantajlı olduğu taraf iron pantolonu vardı benim hiçbir şeyim yoktu yani benim o pantolon bende olsaydı ölmezdim şu an ya of keşke pantolon olmasaydı adamın da yanımdaki adamın da direkt kılıcı varmış o da geldi direkt tek vuruşla beni öldürdü cidden üzücü bir durum oldu arkadaşlar keşke hiç e, böyle rampage yapmadan direkt geriye çekilseydim daha hoş olabilirdi ama işte yapacak bir şey yok mesela öldüm ama nasıl öldüm çok mesela bu şanssızlıktan doluyor olan bir şey arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok ciddi anlamda. Üzücü oldu. Buradan da karpuz ekmeği selam. Kendisi benim bu skin'i kullanıyordu. Bu versiyon da baya güzel ya harbiden. Ee, çok da kötü değil yani. Her versiyonlarını seviyorum. Mesela kız versiyonu da var. Onu da bir süre kullanmayı planlıyorum açıkçası arkadaşlar. Böyle skin değiştirerek daha iyi daha hoş oluyor diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ne yapalım abi direkt arkama doğru koşayım o zaman değil mi? Yok direkt arkama doğru koşmayayım. Yani bu ad iki adam da koşacak bak. Sağımdaki de solumdaki adam da ikisi de direkt arkama doğru koşacak arkadaşlar. Evet ilk arkama doğru koşmamışım. Ben yine rampage atacağım arkadaşlar. Çünkü akıllanmadım. Çünkü akıllanmadım arkadaşlar. Evet yine rampage atmayı planlıyorum. Hop arkadaşlar yine rampage atmayı planlıyoruz. Bakalım nereye gidecek bunun sonu. Abi ben niye bu adama o kadar gittim ki? Keşke ortadaki adamları saldırsam daha mantıklı düşen. Çünkü... Evet bu adam ölecek yalnız abi evet. Ve öldü arkadaşlar Evet güzel bu sefer mesela ölmedik Çünkü Holy Resort Map'inde birazcık daha böyle kılıç bulup Adam öldürmesi açıkçası daha kolay arkadaşlar Şöyle ortaya bakalım birileri var mı Direkt hızlı bir oyun olmasından istiyorum Neredeyse bakın bugün 3 oynattık arkadaşlar Yani bir nevi aslında maraton gibi oldu ama tabi kısa sürüyor yani ee, Eskiden maratonlara çok ilgi gelirdi ya Ciddi anlamda hani soru algemsi Bir maraton çekerdim bayağı bir ilgi gelirdi Şimdi çok fazla öyle Olmuyor arkadaşlar. Yine bu arada şey var ya MCS'cinin böyle dedikodular var işte MCS'ci gibi soru açıldı falan gibi dedikodular var arkadaşlar. MCSC'nin tıpkısının aynısı açılana kadar hani MCSC'nin kendi aynı soru açılana kadar başka sorularda çekmeyeceğim. Çünkü Bedlion'da yasak arkadaşlar mesela böyle hani adam MCS'cinin aynısının sorunu açıyor. Kopya gibi bir şey oluyor. Satta gibi bir şey oluyor. Ben geçen anda video çekmiştim. Bedlion beni banladı yani. O yüzden maalesef bir daha o tip e, sorularda video çekmeyeceğim arkadaşlar. Ha MCSC'nin kendisi açılırsa e, onda video ya tabii ki de çekeriz ya. Yani MSSci arkadaşlar bir efsanedir yani. Biz onda Türkiye birinciliğini aldık. Onda o kadar oynadık yani. Ama hani o da bize açıkçası birazcık ayıp etmedi değil arkadaşlar. Kaç kere ban attı bilmiyorum. Belki Bedlion'da da çekerim. Yani belli olmaz ama hani MSSci'nin artık geri açılacağına dair pek fazla bir umudum yok arkadaşlar. E, hatta açılmaz yani bence artık geri açılmaz çünkü Bedlion var ve Bedlion'da ciddi anlamda hani e, ee, yerini dolduruyor. En azından Solo Games oynamak isteyenler Bedlion'da oynayabiliyor. Hani çok da kötü değil. Bence gayet iyi. Bakalım şu arkadaşı kesebilecek miyiz ki? Büyük ihtimalle keseriz. Türk arkadaş. Barry Allen değil. Ayaz Allen. Abi Flash efsane dizi ya. Ne diyeyim. Hop şuradan şöyle bir kılıç yapalım arkadaşlar. Hop. Evet güzel. Gel bakalım buraya dostum. Kim kazanacak arkadaşlar? Sizce yorumlarda belirtin. Reis Oltay'ı çok iyi kullanırsa belki alma ihtimali var ama maalesef Rekt yedi arkadaşlar ve ölecek şimdi. Bakın. Cat nas <laughs> işte bu. Evet adamın durumu çok kötüydü. Adamın durumu ciddi anlamda baya bir kötüydü bana göre. O yüzden ölmesi gayet normal arkadaşlar. Fakat hani oltaya da çok gereksiz spam yaptı ya. Ben saldırınca falan hala olta atması birazcık yanlış oldu ve o yüzden öldü arkadaşlar 5 kill almışız çok güzel çok güzel ama durumumuz Tabi şu an çok fazla iyi değil o yüzden hemen yukarıya çıkalım yukarıdaki turretları alalım inşallah başka Birileri almamıştı gençler dediğim gibi de videoyu beğenmeyi unutmayın MM'in karşılığını vermek için arkadaşlar bu videoyu dediğim gibi direkt kalkar kalklam e kar karmaz çekiyorum ve direkt hani aynı gün yükleyeceğim inşallah 18.00'a yetişir arkadaşlar dedim bir سوال games atayım yani kaçıncı bölüm oldu arkadaşlar? 500'in 500'ü bile geçtik yani 500. bölümde fuahfile falan video çektik. Baya tabi bunlar yine güzel şeyler arkadaşlar. Güzel başarılar. insan yine ee, mutlu oluyor yani. Mesela bundan bana 1-2 yıl önce huafile video çekeceksin, keseceksin kazanacaksın falan dese kesinlikle ben buna inanmazdım. Ama şimdi adamla işte arkadaş olduk. Video çekiyoruz, sohbet ediyoruz. Kapışıyoruz. falan cidden bunlar büyük e, güzel şeyler. Hani bundan 1-2 yıl önce bana 500 bölüm soru algı çekeceksin deseler işte herkes tarafından bu kadar tanınacaksın falan deseler. ilk böyle PvP'ye ilk başladığım zamanlar 24. bölümler falan yine inanmam arkadaşlar. Hani ben ilk böyle başladığımda PvP'ye e, benim Okay. Mm you -hmm. 2-3 tane hayalim vardı açıkçası. Hani bir insanlara böyle PvP öğretebilmek herkese. Bir de böyle ne bileyim işte Pvp'ci diye yayılmak yani böyle hani ünlü olmak gibisinden böyle bir şeyim vardı arkadaşlar. Ve bunların hepsi oldu. Sizler sayesinde cidden çok sağ olun var olun yani. Mesela belli idollerimiz vardı. Şimdi onlarla video falan çekiyoruz. Bunlar cidden çok gurur verici şeyler arkadaşlar. Ve bir nevi sizin sayenizde oldu. O yüzden de zaten size regalesi diyorum. Cidden çok sağ olun, adamsınız yani. Bu video birazcık duygusuna doğru gidiyor. Ağlayacağım şimdi falan. Ama ciddi anlamda öyle ya. Ciddi anlamda öyle arkadaşlar yani Hardan efsanesiniz yani ne diyeyim. Ya bu inanılır gibi değil ya bunlar Hardan. Yani çok hızlı, e, akıp geçiyor insanlar olduğunu anlayamıyor ama cidden e, çok güzel şeyler, çok iyi şeyler bence. Bu adam alttan GG GG falan duruyor nedenini anlamadım. Galiba birini kesti veya bir şey oldu sinirlendi ona. O yüzden yazıyor arkadaşlar. 5 ee, kişi kaldı güzel detmeş başlayacak birazcık ben de şu chestleri alırsam çok iyi olacak durumum şu an zaten bayağı bir iyi oldu yani hani selection chestten bayağı bir güzel bir şey bulduk arkadaşlar yalnız hani badeleonu ben soru alganist konuşuyorum ya işte drop gelse iyi olur böyle şeyler gelse falan iyi olur o Bedlion'da da hepsini yaptı ama bir tane şey yapmadı arkadaşlar o da pusulayı yapmadı ama pusulayı artık kesinlikle getirmesini istemiyorum çünkü zaten oyunlar kısa sürüyor eğer pusulayı da getirirse arkadaşlar çok ama çok kısa sürer yani. O yüzden getirmesin Arda'nın onu getirmemekte atlarmış. Nedense belli kısa sürmesinin sebebi bence size de onu hemen açıklayayım. Artık arkadaşlar hani neredeyse herkes PvP'yi öğrendi. Evet herkes çok iyi oynamıyor ama herkes hani PvP'nin nasıl olduğunu öğrendi. Burada Sorval Games oynayan adam Bedlion'da onda Games oynayan adam. PvP'nin nasıl bir şey olduğunu biliyordur yani çok kötü bir oynayan adam değildir. O yüzden de tabi oyunlarda çok ee, uzun sürmüyor diye düşünüyorum yani başka bunun bir açıklaması yok hani artık herkes e, PP duymuştur biliyordur yani nasıl olta, oltanın ku, kullanacağını falan biliyordur ha kullanabiliyor mudur o ayrı bir şey mesela ama ol kullanabiliyor mudur o ayrı bir şey ama oltanın falan pvp de önemli bir şey olduğunu artık herkes biliyordur diye tahmin ediyor, ediyorum arkadaşlar ve deathmatch başlıyor şu an evet bu oyunda kazandık mesela çoğu oyunu kazanıyoruz gibi gerçi şimdi deathmatch'te kaybederiz ya ben bunu dediysem e, olalım yani yerden kaybederiz. Abi bak bak ben ben olalım yazdım. Bay Mustafa da yazdı. Görüyor Onu bildiğim için yazdım arkadaşlar. Evet adamların ikisi takım olduğu için sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Kendileri bilirler. Kendileri bilirler. Biz yine keseriz diye düşünüyorum. Evet, çok gaza geldim şu an ben de sanki böyle. Oha abi Bay Mustafa iyice açtı böyle. Bay Mustafa çok açık ve net arkadaşlar. Neyse 4 kişi var. Ben de diğer adamla takım olsam çok güzel olur. Ee, diğer adam da bu eksponu e aynen. Adama yazık ya. İyi ki ben varım yani. şu Şöyle saldıracağız yani. Takım oldular ikisi. O yüzden affetmememiz lazım arkadaşlar. O onunla kapışıyor. Güzel. Hop güzel o kattı. Hop Mustafa selam dostum. Evet Mustafa'yı cidden efsane bir şekilde öldük arkadaşlar bakın bunlar hep taktik görüyor musunuz ani saldırma taktikleri ama dur diğer adam var diğer adam var çok gereksiz yere ölümle saldırmayalım sonra zorlanıyorum arkadaşlar diğer adamı da bekleyelim birazcık yalnız bu adam mı çaldı itemların bir kısmını bot yok abi Mustafa'da aslında bence bu adamı da of ne ketni sattı be ne ketni sattı arkadaşlar valla helal olsun kendisine 100 yılın ketnisini attı ee, reis bakalım kim kazanacak Of öleceğiz gibi Hadi abi. Güzel oynuyor arkadaş. Arkadaş kötü oynamıyor arkadaşlar. Evet arkadaş kötü oynamıyor arkadaşlar. Cidden güzel oldu. Ama canının benden şu az olduğunu düşünüyorum ve oklarımı iyi kullanırsam kazanacağım abi. Evet kazanıyor gibiyim şu an. Kazanıyor gibiyim. 7 kilo almışım. Ben hak ettim be kardeş. Kardeş sal vallahi ben hak ettim. Bu da tabi çok saçma bir şey. Hop. Yalnız canı iyiymiş ya. Baksanız abi. Bana ok spam yapacak şimdi dönüp baya çünkü oklarımı topladı böyle kaçarken ok toplarken de insana ok atması birazcık zor oluyor arkadaşlar gel bakalım büyük ihtimalle ölecek artık çok azdır diye tahmin ediyorum yanmadı tebrik ederim şu an olta spam yapıyor ve Katniss GG 8 kill ile bir oyun daha kazandık arkadaşlar aslında o ikinci oyunda kazanırdım da hani çok şey oldu ne bileyim çok hani şanssızlık oldu direkt ortada öldük neyse bu videonun da sonuna geldik gençler videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın en... görüşürüz hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay